Ekim ayının başında bastıran soğuk hava herkesin gözünü korkuttu. Hatta bazı bölgeler karla erkenden tanıştı. Neyse ki Türkiye genelinde hava sıcaklığı yavaş yavaş yükseliyor. Peki önümüzdeki kış nasıl geçecek? İstanbul çok yağış alacak mı bu yıl? Kara doyacak mıyız? Bu soruların yanıtlarını almak üzere 24 Canlı Yayın ekibinden Mustafa Ayar karşımızda ve konu İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen olacak. Mustafa, sözü size bırakıyorum. Artık yavaş yavaş kışa yaklaşıyoruz. Bugünlerde de sonbaharı yaşıyoruz. Bugün güneşli bir gün İstanbul'da ama birkaç gün önce biz de az önce siz de belirttiniz. Özellikle soğuklar sürpriz yaptı diyebiliriz. Hem İstanbul'a hem Türkiye'nin pek çok bölgesine. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Bu kış soğuk geçecek mi? Neler yaşayacağız? Hava durumu nasıl olacak? Genel olarak kışı değerlendireceğiz. Konuğumuzda Profesör Doktor Orhan Şen. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Hemen isterseniz değerlendirmeye başlayalım hocam. Nasıl bir kış bizi bekliyor? Bir Ekim başında bir sürpriz oldu ama bu soğukları yeniden yaşayacağız mı? Evet, Ekim başındaki bir sürprizdi. Bu da küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu iklim değişikliğinin Türkiye'deki yansımalarından bir tanesi. Kısa bir dönem için bir haftalık bir soğuk yaşayacak. Önümüzdeki günlere baktığımız zaman şu önümüzdeki bir 15 gün gayet güzel havalar var. Ama kışa baktığımız zaman kışta ekstrem bir olay gözükmüyor. Yani çok sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek diyemiyoruz. Sadece şunu görüyoruz. Aralık ayının sonuna kadar batı bölgelerinde ılıman bir havanın hakim olduğu, yani ortalamaların üzerinde bir sıcaklıkların daha fazla olduğu bir sonbahar ve kış ilk ayına geçileceğiz Aralık sonuna kadar. Esas kış Ocak'tan sonra başlayacak batı bölgeleri için. Tabii doğu bölgelerinde kış biliyorsunuz Kasım ayından 15'inden sonra başlar, kar yağmaya başlar. O açıdan Aralık ayı sonuna, yani yılbaşına kadar ılıman bir hava, yılbaşından sonra ise işte bizim alışılageldiğimiz, Türkiye'de bildiğimiz kışlardan bir tanesini yaşayacağız. Peki hemen şunu sorayım hocam. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışıyla özellikle doğu bölgelerinde çok görülmüştü. Bu yıl nasıl kar yağışı görebilecek miyiz? Şimdi şöyle baktığımız zaman son 1,5 senedir bir kuraklık var. Tarımsal kuraklık epey aldı başını gidiyor. Yağışlara çok azlık var. Bu açıdan bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman bu sene de kar yağışının biraz fazla olmayacağını görüyoruz. Ama İstanbul'a, Türkiye'ye batı bölgeden kar yağar mı? Evet, yağar. İstanbul'da kar yağar. Bir gün, iki gün kar yağar. Yerde de belki bir gün kalır. Ama çok fazla yağışın bir kuraklık periyoduna girdiğimiz için çok fazla yağışın olacağını tahmin etmiyoruz. Yani kar yağışı da buna dahil tabii ki. Çünkü bu dönemi atlatması lazım Türkiye'nin. Kuraklık biraz can sıkmaya başladı tarımsal kuraklık açısından. Küresel ısınmanın da etkileri yavaş yavaş görülüyor herhalde. Sonbaharın böyle geçmesi normal mi? Tabii kesinlikle küresel ısınmanın Türkiye'deki etkilerini, olumsuz etkilerini görmeye başladık. Nasıl hortumlar, hortum oldu bilmem ne oldu diyoruz. İşte geçen haftada bu soğuklar nereden çıktı diye düşündük, durduk. Şimdi tabii bu etkileri daha fazlasını göreceğiz. Belki yani Ocak ayında belki 15-20 derecelik sıcaklıklar olabilir. Yani bunlar artık şaşırmayacağız. Bunlar artık olağan hale gelecek Türkiye'de. Çünkü ara baharlar, ara mevsimler ortadan kalkıyor artık. Genellikle ya yaza dönük yahut da kışa dönük 3 aylık bahar ayları ya kışa ya yaza dönük olarak geçecek. O açıdan Ekim ayında da çok soğuklarda görülebilir. Aralık ayında da çok sıcaklarda görülebilir. Bu Türkiye'deki iklim değişikliğinin etkileri. Hortumlarda görebiliriz. Bakın Karadeniz suyunun sıcaklığı düşmediği için balıklar kaçtı gitti. Nereye gitti? Daha kuzey soğuk bölgelere gitti. Karadeniz'in kuzeyine gitti ve şu anda balıksız kaldık biz. İşte bu da küresel ısınmanın bir etkisi. Yani 20 derece, 18 derecedeki suda balık bulunamıyor tabii. Daha soğuk yerlere gidiyor ve o avlanma döneminde biz avlayamıyoruz. O açıdan tabiatın gelişmesi, tabiatın o ekosistemin oluşması için de biraz bu küresel iklim değişikliği biraz bizim canımızı sıkacak gibi gözüküyor. Peki sıcaklıkları konuşursak mevsim normallerinde mi daha çok geçireceğiz kış aylarını, yoksa aşırı soğuklar yaşayacak mıyız? Şimdi Aralık ayının sonuna kadar mevsim normallerinin biraz üzerinde geçireceğiz. Yani Aralık ayının 13 derece ise sıcaklığı 14-15 derece olacaktır. Kasım ayı 16 derece ise 17 derece ise o civarlarda olacaktır. Ama Ocak ayından itibaren
artık mevsim normallerde. Ocak ayının sıcaklığı nedir? 9 derece ise 9 derece civarında sıcaklar. Yani Ocak ayından itibaren normal bir kışı İstanbul görecek. Hani bu son 20 senedir olan ortalama bir kışlar vardır. Onun gibi yani 2004 kışı gibi değil ama ne bileyim 2006 kışı gibi kışları göreceğiz. Kar yağacak, soğuklar olacak. Ama dediğim gibi önemli olan burada kar yağışının miktarıdır. Yağması lazım çünkü 1,5 senedir yağışlarda bir azlık var. Bu da biraz tarımsal açıdan kuraklık belirtisi. Yani Türkiye'de bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Kesinlikle. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yağışlarda azalma var. Yağışların şiddetinde artış var. Yani kısa sürede çok fazla yağış yağıyor. Bu da tarımsal açıdan pek elverişli olmuyor. Hatta su toplama havzalarında bile kısa sürede sağanak yağışların çok fazla önemi yoktur. Yağışın yavaş yavaş yağması lazım ki hem yeraltı suyuna geçsin hem de barajlara toplanabilsin. O açıdan yaklaşık 1,5 senedir bir kuraklık belirtisi Türkiye'de var tarımsal olarak. Eğer bu önümüzdeki kış mevsimi ve önümüzdeki bahar mevsiminde devam ederse önümüzdeki 2004 senesinin de önemli problemler yaşayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi artık tabii ki yavaş yavaş kışa yaklaşmaya başladık. Bununla birlikte havalar şu an itibariyle İstanbul'da bugün ısınmaya başladı. Hafta sonu oldukça serindi. Tabii ki bununla birlikte güneşin yüzünü göstermesi bizleri sevindirdi. Genel olarak kışta neler yaşayacağız? İşte bunları konuştuk. Profesör Doktor Orhan Şen konuğumuzdu ve ocağa kadar rahatız. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde dedi ama ocaktan sonra bizi sert bir kış bekliyor gibi gözüküyor. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Teşekkür.